Merhabalar, görme engelli bireyler için temel bilgisayar eğitimi kursumuza hepiniz hoş geldiniz. Ben kurs eğitmeni Sarper Arkan. Bu kurs Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Bilimi online eğitim portalı için oluşturulmuştur. Kursumuz temel itibariyle 4 ana hedeften oluşmaktadır. Birincisi görme engelli bireylerin destekleyici teknolojilerle ilgili becerilerini geliştirmek, temel bilgisayar kullanımına yönelik becerilerini geliştirmek, engel olmayan bireyler için destekleyici teknolojilerle alakalı bilinçlendirici ve bilgilendirici içerikler sunabilmek ve bu konuyla alakalı beceriler geliştirmelerini sağlamak. Sonuncusu ise bu teknolojileri kullanarak engelli bireylerin e, temel itibariyle yeterliklerini sağlayabilmelerini desteklemek. Dersi biz süresince temel destekleyici teknolojilerle ilgili genel kavramlardan Windows kullanımına kadar, ekran okuyucu süreçlerine kadar birçok konu ele alınacaktır. İsterseniz öncelikle ders kapsamımızı, içeriklerimizin ne olduğunu öğrenebilmek adına portalımıza gidelim. Folder View Liste, Mozilla Firefox. Membrelislang PHP 20M Mozilla tundar 1.30M Mozilla Firefox 9 Mozilla Firefox baş Engelsiz Akdeniz edu.tr linkimize giderek gezinti adresimize g e -I z a k r Re t -R engelsiz navigasyon sunucu hizmetlerimiz ulaşalım. Link başlık seviye 4 engelli link hakkımı, link ekip link yönet alt menü link, ziyaret edilmiş link hizmetleri. Hizmetlerimiz engelsiz. Navigasyon engelli öğrenci birimi başlık seviye engelsiz üniversite hizmetleri uzaktan eğit liste bir öge ziyaret edilmiş link Akdeniz Üniversitesi COB online eğitim. Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Online Eğitim Portalı, Görme Engelli Bir ve buradan link sarper erka, link navigasyon eğitim içeriklerimize L harfi ile gelerek ziyaret edilmiş link ana sa ziyaret edilmiş link eğitim içeriklerimiz eğitim içeriklerimiz Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Açılan sayfada H harfi ile kursumuzu bulalım. Akdeniz Ün ana sınır sisteme giriş görme engel görme engelliler için temel bilgisayar eğitimi Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci bu arada bu aşamadan önce de sistemimize giriş yapmanızın zorunlu olduğunu hatırlatalım. Şimdi Akdeniz Ana Sınıfı görme engelliler için temel bilgisayar boşluk, başlık seviye 4 görme engelliler için temel bilgisayar eğitimi. Kursumuzun detaylarını öğrenelim. Başlık Seviye 5 kursun hedefleri: Liste 4Og destekleyici teknolojilerle ilgili katılımcıları bilgilendirmek, ekran okuma süreçleriyle ilgili temel becerileri kazandırmak, Windows işletim sistemine ekran okuyucu yazılımlarla birlikte nasıl kullanılabileceğine yönelik beceriler kazandırmak, internet olanaklarına ekran okuma yazılımlarıyla nasıl erişim sağlanabileceğine yönelik beceriler kazandırmak. Başta söylediğimiz birçok beceriye ek olarak bunları hedefliyoruz. Liste dışı başlık seviye 5 kursun koşulları. Liste 4 OG temel bilgisayar bilgisine sahip görme engelli bireyler. Destekleyici teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bireyler. İnternet bağlantılı bir bilgisayara sahip bireyler. Bilgisayarında ekran okuma programı kurulu görme engelli veya engelli olmayan bireyler. Liste dışı başlık seviye 5 kurs eğitmeni. Ziyaret edilmiş link Sarper Arıkan bölü destekleyici teknolojiler eğitmeni, başlık seviye 5 kursun kapsamı, Windows işletim sisteminde görme engelli bireyler için geliştirilmiş ekran okuma yazılımlarına yönelik temel kavramlar ve uygulamalar yer almaktadır. Bu eğitim kapsamında ele alınacak konular aşağıdaki gibidir. Liste 14 öge ziyaret edilmiş link ders 1 görme engelli bireyler için geliştirilmiş destekleyici teknolojiler ve kullanım alanları, ders 2 ekran okuma süreci ve yazılımları, Ders 3 Klavye Kullanımına Yönelik Teorik ve Pratik Çalışmalar Ders 4 Bilgisayar ve Bileşenleri Ders 5 İşletim Sistemleri ve Bileşenleri Ders 6 Temel Windows Kısa Yolları Ders 7 Windows Erişilebilirlik Özellikleri Ders 8 Ekran Okuyucu ile Windows Bölümlerine Giriş Masaüstü Görev Çubuğu Sistem Tepsisi Başlangıç Menüsü Ders 9 Ekran Okuyucu ile Windows Bölümlerine Giriş Bilgisayarım Dosya Gezgini ve Denetim Masası ders 10, Windows üzerinde tarih, saat ve benzeri bilgilerinin anons edilmesini sağlayan ekran. Okuyucu kısa yolları. Ders 11, internet kullanımı ve temel kavramlar. Ders 12, internet üzerinde kullanılabilecek işlevsel kısa yollar. Ders 13, e-posta kullanımı ve temel kavramlar. Ders 14, kelime işlemciler ve metin oluşturma yöntemleri. Liste dışı boşluk. Eğitim içeriklerimiz bu şekilde. Şimdi birinci dersimize başlayalım. PowerPoint, Slide gösterisi Slide 1, Yardımcı Destek Teknolojileri, ya Engelli Destek Görme Engelli engel, en Enge slide gösterisi slide 1, yardımcı destek teknolojileri, İlk dersimiz olan destekleyici teknolojiler yani bir başka adıyla yardımcı destek teknolojilerinin ne olduğunu öncelikle şuradan anlayabiliriz. Slayt gösterisi slayt 2 görme engelli teknolojileri. Görme engelli teknolojileri konuşan araç ve gereçler. Görme engel teknolojide dediğimizde hem kendi içerisinde konuşma sistemine sahip olan araçlar, kabartma araç gereçler. Kabartma araç ve gereçler dediğimiz Braille e, çıktı veren Braille şekilde hem yazı hem kabartma yazıcı anlamında şekil de basabilen cihazlar veya ekranı kabartma bir şekilde takip etmemizi sağlayan sistemler olarak adlandırabiliriz aslında destekleyici teknolojileri. Destekleyici teknolojiler çoğunlukla başta görme engelli bireyler için aslında çoğu kullanılır ve üretilmiştir. Tabii ki diğer engel grupları için de destekleyici teknolojiler bulunmaktadır. Temel itibariyle destekleyici teknolojiler görme, işitme, yetenek ve az görenler olmak üzere aslında birçok kategorize şekilde bir kategorize şekilde sunulabilir. Devam edelim. Ekran büyütme sistemli araç gereçler. Az önce bahsettiğimiz gibi ekran büyütme araç ve gereçler. Ekran büyütme sistemi slide gösterisi slide 3 konuşan araç gereçler. Konuşan araç gereçler dediğimizde ekran okuma yazılımlı donanımlar. Kendi içerisinde ekran okuma yazılımına sahip donanımları görebiliriz ki bu donanımlar birçok cihazda karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda bu özellikli mobil cihazlar, bilgisayar donanımları, özel üretilmiş kitap okuma makineleri ve içinde metin okuma özelliğine sahip her tür donanım bunun içerisine girebilir. Ekran okuma yazılımları. Bilgisayarlarda, mobil cihazlarda çalışan ekrandaki her bir noktayı seslendirme özelliğine sahip yazılımlar diyebiliriz. Bu yazılımlar temel itibariyle ki bir sonraki dersimizde daha detaylandıracağız bunu. Ekrandaki her bir metni, grafiği seslendirme özelliğine sahiptir. Ekran okuma yazılımları. Slide gösterisi, Slide 4, kabartma araç gereçler. Ka kabartma araç ve gereçler dediğimizde, braille ekranlar, braille ekranlar aklımıza gelir, braille, braille not alma, not alma cihazları, braille yazıcılar, ve braille yazıcılar aklımıza gelir. Kabartma, biliyorsunuz, altı noktadan oluşan bir dildir ve görme engelli bireylerin hem yazma hem de okuma dili olarak bilinmektedir. E, günümüzde artık şekillerin kabartılması, şekillerin erişilebilir hale getirmesi bu cihazlarla mümkün kılınmaktadır. Braille yazıcılar. Slide gösterisi slide 5. Braille ekranlar. B Braille ekranlar dediğimizde ise bu ekranlar çoğunlukla hem Windows'daki, Mac'teki, Android ve iOS işletim sistemi olsun her, ekranın her bir noktasını kabartma olarak takip edebilmemizi sağlayan kendi içerisinde farklı bağlantı türlerine sahip ki Bluetooth, SD kart gelişi de olabilir. Hem metinleri algılamamızı, hem Braille ekran üzerinden Windows'u kontrol etmemizi, çeşitli kısa yollarla Windows'u kontrol edebilmemizi sağlayan donanımlardır. Bu donanımlar genel itibariyle elektrik sinyalleriyle parmağımızın altında ekranda akan metni e, takip edebilmemizi sağlamak amacıyla aslında geliştirilmiştir ve birçok özellik kazanmıştır. Günümüzde farklı firmaların çıkarmış olduğu kabartma ekranlarda bulunmaktadır bu anlamda. Ki ekranda bunun bir örneği de yer almakta. Slide gösterisi, slide 6, Braille yazıcılar. Braille yazıcılar dediğimizde ise farklı modellerde Braille yazıcılar bulunmakta, farklı karakterlerde karakter ölçülerinde e, kabartma basabilmektedir. Bu e, yazıcıların en önemli özelliklerinden bir tanesi artık günümüzde sadece kabartma yazı basmak değil tabloda basabilmekte veya bazı görselleri de kabartma şekilde e, yazıcıdan çıktı olarak alınabilmesi e, mümkün kılınmıştır. Farklı özelliklerde olduğunu söylemiştik. Kendi içerisinde de bunların farklı dillerde konuşma özelliği bulunmaktadır. Özelleştirilebilir kabartma e, hissedilebilirliğinin özelleştirebildiği cihazlar olarak da biz bunları düşünebiliriz. Aynı zamanda yine farklı baskı seçenekleri de bulunmaktadır. Bunlar hem kabartma yazıcı hem de kabartma yazıcıya metni gönderen aracı bir yazılım ikilisinden oluşan bir set olarak değerlendirebiliriz. Slide gösterisi, slide 7, Braille not alma aletleri, Braille not alma aletleri. Yine Braille not alma aletleri de ee... Herhangi bir konferans ortamında, ders ortamında içerikleri, dinlediğiniz içerikleri kabartma olarak not alabilmenizi sağlayan yine araç gereçler olarak adlandırabiliriz. Bunlar da yine görme engelli bireylerin özellikle kullandığı araçlardan bir tanesi. Slide gösterisi, slide 8. Kabartma resim cihazları. Kabart kabartma resim cihazları dediğimizde yazıcıların yanı sıra farklı ısıtma teknikleriyle özel kağıda mürekkep baskıları e, kabartma yapabilen piyaf dediğimiz cihazlar bulunmaktadır bu piyaf cihazlar e, herhangi bir içeriği görsel içeriği daha hissedilebilir kılmak adına kabartma çıktı verebilmektedirler slide gösterisi slide 9 ekran büyüten araç gereçler Ekran büyüten araç gençler dediğimizde farklı ölçülerde ekranın büyütme özelliğine sahip her tür yazılım donanım olarak tanımlayabiliriz biz bunları. Bunlar hem özelleştirilebilir görme düzeylerine göre ki az görme dediğimizde görme düzeylerinin farklılığı gözümüze her zaman çarpar ve bunlara göre de özelleştirilebilir donanımlar ve yazılımlar karşımıza çıkar. Taşınabilir büyütme sistemleri. Bu bağlamda taşınabilir ve taşınamaz büyütme sistemleri genelde genelde bulunmaktadır. Taşınabilir büyütme sistemleri genelde el büyüteçleri portable e, masaüstü büyüteçleri ve çantada taşıyabileceğiniz e, farklı boyutlarda büyüteçler olabileceği gibi. Taşınamaz büyütme sistemleri. Daha kompleks içinde kamera sistemi de bulunan ve e, birçok büyütme özelliğine sahip. Kendi içerisinde metin okuma özelliğine sahip ki bu taşınabilirde de var aslında. Tek farkı bunların bir tepsisi var ve bu tepsisine koyduğunuz siz görseli veya metinsel içeriği az gören bir birey olarak istenilen katta ki 70 kata kadar büyütme yapabilmekte bu cihazlar ve HD kalitesinde yüksek çözünürlüklü büyütme yapabilmektedir. Slide gösterisi, Slide on masaüstü büyütme çözümü. Mas masaüstü büyütme çözümü dediğimizde daha çok bu çözümler bir ekrandan bir tepsiden oluşmaktadır ve bir kamera sisteminden oluşmaktadır. Kameranın çektiği e, görüntüyü ekranda hem renk düzenini değiştirebileceğiniz gibi farklı büyütme oranlarında yine erişim sağlayabiliyorsunuz görsele veya metinsel içeriğe. Yine metin içerisinde e, okuma yapabilirsiniz veya metnin arka planını veya görselin arka planını farklı renk düzenlerinde düzenleyebilirsiniz. Masaüstü büyütme çözümü Masaüstü büyütme çözüm. Slide gösterisi slide 11. Eğitimde GDD. de. Eğ Peki eğitimde yardımcı destek teknolojileri aslında ne ifade ediyor? Ona bakmak lazım. Bilgisayar ve destekleyici teknolojiler. Bilgisayar ve destekleyici teknolojiler. Yani bilgisayarda çalışan her tür yazılım ve donanım az önce bahsettiğimiz gibi. Mobil ve destekleyici teknolojiler. Android ve iOS işletim sistemlerinde çalışan. İşitme, görme, yetenek engelleri yönelik destekleyici teknolojiler, yapay zeka destekli teknolojiler. Yapay zeka destekli teknolojiler ki günümüzde asistanlar bu anlamda çok destek olmaktadırlar ve e, örneğin birçok işinizi e, yönetebileceğiniz destekleyici teknolojiler bulunmaktadır. Aynı zamanda şu an sunumu yaparken de sizin kulağınıza gelen e, özellikle görme engelli olmayan ee, arkadaşlarımız için söylemek gerekirse sizlerin kulağınıza gelen ses bir metin okuma teknolojisidir. Ekran okuma teknolojisidir. Ve farklı dillerde Windows'u kullanmanızı sağlama adına birçok kolaylık sunmaktadır. Bize. OCL e destekli teknolojiler. Optik metin tanıma ki basılım metinlerin dijital ortam aktarılması sürecinde özellikle bizim e, en çok kullandığımız destekleyici teknoloji aracı olarak düşünebiliriz. Günümüzde hem yazılımsal hem de donanımsal olarak birçok optik metin tanıma çözümü bulunmaktadır. Optik metin tanıma süreci bir metnin özellikle bilgisayar e, metni, metinlerinin e, dijital ortama aktarılması süreci olarak a, anlatabiliriz. Bu süreçte Word veya PDF formatında okunabilir şekilde algılanan metinler ekran okuyucu tarafından yön tuşlarıyla da algılanabilmektedir. O destekli slayt gösterisi slayt 12 sosyal yaşamda GDD. Sosyal yaşamda görme engel destek teknolojilerin... yani destekleyici teknolojileri sosyal ağlara erişim. Sosyal ağlara erişimdeki kullanabiliyoruz. Kültürel, Kültürel alanlarda, alanlarda erişilebilirlik. erişilebilirlik bu teknolojiler kapsamına giren çözümlerle karşımıza çıkmaktadır. Sinemalardaki erişilebilirlik. Örneğin alışveriş merkezlerinde e, uygulanan erişilebilirlik çözümleri bulunmakta, yönlendirme çözümleri özellikle navigasyon sistemleri bulunmakta. Günlük yaşamda erişilebilirlik. Günlük yaşamda kullandığımız küçük işte tartı cihazları, tansiyon ölçme, kan şekeri ölçme cihazların içerisinde de özel üretilmiş sesli teknolojiler bulunmakta veya herhangi bir e, televizyonda veya fırında ne seslendirme ve kabartma teknolojileri bulunmaktadır. Günlük yaşamda erişilebilirlik. Slide gösterisi slide 13. Ekonomik yaşamda GDD. Ekonomik yaşamda ise bu teknolojilerden Programlama. yararlanan bireylerin yapabileceklerinin sınırı yok aslında. Programlama, tasarım, tasarım işleri yapabilir. Eğitim. Eğitim alanında karşımıza çıkar. Hukuk. Ve hukuki işlemlerde özellikle ekonomik yaşamda çok kullanılır ve bu alanlar genelde e, ee, bu teknolojilerle tercih edilen meslek grupları olarak karşımıza çıkabilir. Yönetim. Tabii ki yönetim kadrolarını unutmamak lazım. Yönetim. Slide gösterisi slide 14. Bilinçlerdeki erişilebilir. Bu dersimizin sonuna geldik ve bilinçlerdeki erişilebilirliğin sağlanması dileğiyle. Dileğiyle bir diğer dersimizde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.